TRT Spor ekranlarından hepinize mutlu günler diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu bu 19 Mayıs'ta evlerden kutluyoruz. Çünkü sağlığımız için, kendiniz için, ülkemiz için, sevdiklerimiz için evde kalmaya devam ediyoruz. Ama 19 Mayıs kutlamalarından da geri kalmıyoruz. 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 19 branşta 19 gencimizi 19 sporcuyla buluşturma projesinde karşımızda Emre Kılınç var. Demirburgu Sivas Spor'un milli futbolcusu ve gönderdiği videoyla en güzel video seçilen Ecem Naz karşımızda. O da bir sporcu. Tuzla Sahil Spor'un oyuncusu, 13 yaşında. Hoş geldiniz diyorum ben konuklarıma. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Tabii ikiniz de gençsiniz. Tüm Türkiye'nin ve siz gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben de, biz de hepimizin bayramı sonuçta. Bu hepimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz. Evet Emre, tabii sen bir videoyla çağrı yaptın ki bu 19 sporcudan biri sendin. Aslında bu sezon Emre Kılınç baktığımızda Demirburgu Sivas Spor'la Süper Lig'e damga vuran isimlerden biri. 24 resmi maçta 8 gol, 6 asisti var şu an itibariyle ki gollere devam edecektir şüphe yok ki. Bunu söyleyebiliriz. Emre'nin bu videosuyla tabii antrenman sahasında yapacaktı belki ama malum süreç salon çalışması esnasında çekti. Ve bu çağrıya birçok genç arkadaşımız karşılık verdi, videolar gönderdi ama Ecem Naz, 13 yaşındaki genç sporcumuzun videosu en güzeli seçildi. Emre, video ve gelen videolarla ilgili neler söylemek istersin? Ecem Naz'ın videosu sen top sektirmiştin. O da sana benzer bir hareketler yapmış. Vallahi izledim. Açıkça söylemek gerekirse ben Ecem Naz'ın videosunu kendimkinden daha çok beğendim. Teşekkür ederim. Maşallah kardeşim. Tabii videoların hepsini izleme şansımız olmadı. Bir kısmını izleyebildik ama Ecem Naz'ınki aralarında en iyisiydi. Kendisi de kardeşimiz futbolcu. Tuzla Sahil Spor'da. Ecem, İnşallah... hangi mevkide oynuyorsun? Sağ açık. Ooo Emre. Yani aynı mevkiyiz abi. Boynuz kulağa geçebilir yani ileride. Tabii birçok video geldi ama bir genç kız kardeşimizin, gencimizin göndermesi ve oldukça iddialı olması ön plana çıkmasını sağladı. Tabii bu beni en çok mutlu edenlerden bir tanesi de bu oldu. Tabii futbolu erkekler olarak hepimiz, yani herkesin çocuğu bu konuda birazcık yeteneği oluyor. Ama bir kız arkadaşımızdan gelmesi, bir de bu kadar iyi bir video gelmesi beni gerçekten çok mutlu etti. İnşallah hayalleri gerçek olur ileride. İnşallah. Bizim geçtiğimiz yollardan geçer o da. İnşallah başarılı olur. Şöyle söyleyeyim. Hem Ecem Naz, hem sana hem de Emre Kılınca, ben de kariyerimde ilk maçımı bir kadın futbol takımı maçında anlattım. Kadınlar maçında anlattım. Yani kamera mikrofona bir kadın takımlarının maçıyla geçmiştim. Bu da ayrı bir benim için ayrı bir özellik oldu. Peki şimdi ben aradan çekileyim. Çekileyim derken karşılıklı Ecem Naz, neler sormak istersin Emre abine? Türkiye'nin şu an en gözde gerçekten gelecek vadeden Türk futbolunun uzun yıllar değeri olacak bir isim Emre Kılınç. Sen sorularını sor, merak ettiklerini sor. Emre abine cevap versin. Tamam. Emre abi, Avrupa'da en çok oynamak istediğin kulüp? En çok oynamak istediğim kulüp Barcelona diyebilirim. En beğendiğim, yıllardır severek izlediğim kulüp Barcelona. Peki, en güzel attığın gol? En güzel attığım gol, 2 sene önce Ankara Gücü'ne attığım bir gol vardı. Uzaktan yine o da aşırtma yapmışım. Kaleci Altay'dı. Bir de bu sene Konya maçımız var. Konya maçında attığım gol de olabilir. Yani ikisi arasında karar vermek zorunda kalsam eğer belki Ankara Gücü'ne attığım golü seçebilirim. Bu kadar. Peki
Ben sana sorayım. Senin en çok oynamak istediğin kulüp hangisi? Benim en çok oynamak istediğim kulüp Atletico Madrid olabilir. Oo, ikiniz de İspanya hayali kuruyorsunuz. Bak, sistem. Bu açıdan da benziyorsunuz. Sistem oyuncusu heyecanlaz belli. Atletico Madrid'den. Çünkü Atletico Madrid Joao Felix'i de parlattı. Sonra gönderdi. Bunun için bence gençleri iyi parlatabiliyor. Tabii peki, her kulübün, Avrupa'da çoğu kulüp bu işleri iyi yapıyorlar. Bize göre evet. Zaten çok iyi yapıyorlar ama Avrupa'da insanlar daha çok önem veriyorlar genç oyuncuya. Peki Ecemnaz, mesela Emre abine futbolla ilgili, kendini geliştirmeye ilgili merak ettiğin konular varsa onları da sorabilirsin. Tamam. Ya ben pek şey yapamıyorum. Yani mesela kanattan gidiyorum ama çok çizgiye yakın gidiyorum. Hocalarım da bana sürekli onu diyor. Mesela tam çizgiden çeviriyorum. Ondan sonra öyle yani sürekli en son çizgiye kadar girip oradan çevirmeye çalışıyorum. O benim için biraz sıkıntı. Son çizgiye kadar diyor. Bazen ya futbolcuların işte bazı belli başlı özellikleri oluyor. Bazen içeri doğru kat etmen gerekiyor. Hani bu iki oyun özelliğini kendine katarsan senin için çok daha iyi olur. Çizgiye inmen çok iyi. Ama bazen içeriye girmen lazım. Gerçi bizim oyun stilimize göre daha çok verip gitmemiz, hocaların hep söylediği bir şey vardır bize küçükken. Hani topu ver, topsuz koşu yap. Toptan hızlı olamazsın diye bir laf vardı zaten her zaman. Yani her zaman çizgiye kat etmektense biraz içeri kat edebilirsin. Ya da al verleri yapabilir, çevirileri kullanabilirsin. Bizim kanat oyuncuları bizim için en önemli silahlardan bir tanesi. 2'ye 1 topla kat etmektense topun her zaman olmadığı, top bizde değilken yapacağımız koşular her zaman en etkili bizim silahımızdır. Bunları da kullanırsan senin için çok daha etkili olur. Teşekkür ederim. Şimdi Ecemnaz, Emre abin aynı zamanda uzaktan çok güzel şutları, golleri olan da bir isim. Sen de uzaktan kaleye şutlar deniyor musun? Tabii ki yani. Her futbolcu dener yani. Kendine güveniyorsan o an zaten vurman gerekiyor. Tabii uzaktan şut atmak yani bu bir zevktir futbolcular için. Bir de bunu iyi yapabildikten sonra inanın her bulduğunuz boşlukta zaten hocalarımız da aynı şeyi söylerler. Topa iyi vuruyorsanız eğer her bulduğum boşluktan kaleye vur oğlum der Rıza Hoca bana. Ama Emre şöyle bir durum da var biliyorsun. Bunun bir dezavantajı da şu. Eğer kötü vurursan da taraftar tribün tepkisi de şöyle olur. Kaç tane golün var ki oradan vuruyorsun der böyle yani değil mi? Ama senin gollerin var neyse. Tabii abi de en önemlisi mesafeyi ayarlayabilmek. Çok uzaktan vurursan bir de kötü vurduğun zaman taraftarın o tepkisini sahanın içerisinde ne kadar kalabalık olsa da anlayabiliyorsun, duyabiliyorsunuz o sesi. Kaç golüm var buradan gibisine. Tabii bu sene bana Allah çok yardım etti. Oradan vurduklarım hep etkili oldular. Birkaç tanesi gol de oldu ama. Ya bunu çalışmak, geliştirmek lazım. Bir de biraz nasip tabii ki bu işler. Allah da yardım ettikten sonra, biraz yeteneğiniz olduktan sonra gerçekten şutlar ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz saha içerisinde. Peki hem Ecem'den sana sorayım hem Emre tabii şüphesiz yapıyordur ama özel antrenmanlar, şut çalışmaları ekstra yapıyor musunuz Emre? Biz kesinlikle yapıyoruz. Bunlar hani futbolun olmazsa olmazlarıdır. Hani antrenmanda yaptıklarınız sizi bir yere kadar getirir. Evet, yeteneğiniz neresi? Mesela Süper Lig oynayacak yeteneğiniz var. Süper Lig'de oynarsınız ama bu yapacağınız ekstra antrenmanlar bu sadece topla değil. Fiziksel olarak yapacağımız antrenmanlar, mental olarak yaptıklarımız dahil yani bunların hepsini. Belli bir seviyenin üstüne geçmek istiyorsanız bunların hepsini yapmamız lazım. Bu mental olaraktan kastım. Tabii ki de bu konsantrasyonumuzu iyi ayarlamak maça. Fazla konsantrasyon da bazen çok zararlı olabiliyor. Konsantre olmadığımız zaman zaten olabilecekleri hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Fiziksel olarak yapacağımız kuvvet antrenmanları inanılmaz önemli. Çünkü belli bir seviyede insanlar artık sadece fizik kapasite farkı oluyor. İnanın bizim Avrupa ile aramızda belki de en büyük farklardan bir tanesi mental olarak çok farkımız var zaten ama fiziksel olarak kapasitemizle alakalı. Bir de dediğim gibi bu toplu idmandan sonra duran top çalışmak.
şut çalışmak. Bunlar her zaman, inanın size hiçbir eksisi olmaz. Her zaman hanenize birer tane artı yazılır. Cemnaz, sen de ekstra çalışmalar yapıyor musun kendini geliştirmek için? Hocalarımızın gönderdiği zaten program var. Ona göre her saat, 2 saat boyunca çalışıyoruz yani. Elimizden geldiği kadar evde. Yani evde kaldık ama sporsuz çalışın, kalmadık, çalışın. Antrenmansız kalmadık değil mi? Evet. Kalmayalım. Bu süreç inşallah elbet bir zaman bitecek ve bundan sonra tekrar futbola başlayacağız. O zaman sıfırdan başlamamamız gerekiyor. Biz antrenmanlarımıza bu hafta başladık. Ve inanın antrenman yapmayan arkadaşlarımız vardı. Evden çıkamayanlarımız da vardı zaten. 19 yaş altı olanlar da vardı. İnanın idman yapan ile yapmayan arasında gerçekten dağlar kadar fark oluyor. Her zaman biz kendimizi hazır tutmamız lazım. Sezon bittiği zaman dahil yani. Bu hani şu anki ara biraz her zaman olacak bir ara değil. Ama her sene sezon bittikten sonra da bazı arkadaşlarımız çalışmayı bırakıyorlar. Ben de daha önceki yıllarda o arkadaşlarımızdan biriydim. Antrenman yapmayı bırakıyordum. Bir sonra son 2 hafta kala başlıyorduk. Ama bundan sonra hiç bırakmamak kararı aldım zaten. Süper Lig'e geldikten sonra buna çok dikkat ediyorum. Her zaman spor yapmamız lazım. Evde kalmakla alakalı da değil bu. Spor hayatımızın her anında gerçekten aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Şimdi tabii sanıyorum Emre, sen bu süreci zaten hani hiç durmadan evde olsam bile tesislere gelip giderekten zaten dolu dolu geçirdin. Ben videolarını takip ettim yani bu süreçte. Senin antrenmanlar başlamadan önce de videolarını takip ediyordum sayfanda. Evet, yani buna çok dikkat ettim. Zaten benim bir sakatlığım vardı. İç ön bağımdan, dizimden bir sakatlık yaşamıştım. Bunun zaten iyileşmesi için, kendi kendine iyileşse benim için zaten inanılmaz zararlı. İleride tekrar yükseltme olasılığı çok yüksekti. Tedavi sürecim vardı. Fizyoterapistimiz var, Fatih Aydın. Allah razı olsun. Hiçbir zaman beni bu süreçte, 6 haftalık sürecim vardı. Hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her gün çalışmalarımıza devam ettik. Onunla birlikte kuvvet çalışıyordum zaten. O süreç bittikten sonra da tekrar ben çalışmaya devam ettim. İzlediğiniz videolardan bazıları sosyal medyada o fizyoterapist abimizin kendi muayenehanesindeydi. Tesisimizde kapatmıştık bu süreçte önlem amaçlı. Yani zaten bırakamıyordum ama ondan sonra da özellikle bırakmamaya dikkat ettim sporu. Şimdi o zaman şimdi son bölümde şöyle yapalım. Ecem Naz'a sen neler tavsiye ediyorsun? İyi bir futbolcu, iyi bir sporcu, iyi bir birey olması için ülkesine faydalı bir Türk genci, bir genç kızımız. Ya Atatürk'ün bir lafı var. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye. En önemlilerinden bir tanesi bu. Hani insanın ahlaklı olması lazım. Hele sporcunun, biz örnek insanlarız. Biz buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıyetten tabii ki de bu çalışmayı hiçbir zaman bırakmaması lazım. Çalışmak seni bir yere kadar getirebilir ama bu ekstra çalışmak var. O ekstra çalışmayı hiç bırakmaman lazım. Bir de en önemlisi, gerçekten en önemlisi, hayal kurmak. Sen hayalini en yüksek yere koy. Olmazsa da kendi sınırlarını görmüş olursun zaten. Benim sınırlarım bu dersin. Ama inan, gerçekten çalıştığınız sürece, o kurduğunuz hayali hiçbir zaman ihanet etmediğiniz sürece, hayallerinizin bir bir gerçek olduğunu siz de göreceksiniz. Ben yıllar önce hayal ettiğim yerdeyim şu an. Hatta daha ötesine geçeceğim. Hayallerimi bir bir gerçekleştiriyorum. Bu çalışmak ve hayal etmekle alakalı. Her zaman hayal çalıştım. Allah da bana yardım etti. Nasip, kısmetimiz kadar çalışabilir. Allah nasip etmedikten sonra bunların gerçekleşmesi zaten imkansız ama en önemlisi çalışmak ve hayal etmek. Hayal etme, hiçbir zaman unutma. Her gece yatarken düşün ve ne istiyorsan onun karşılığında çalış. Günün sonunda de ben bunu hayal ediyorum ama bu hayalime göre çalıştın mı dediğin zaman ve rahat uyuyabiliyorsan zaten Allah sana o istediğin hayali gerçekleştirmede inanılmaz bir yardım oluyor. Ecem Naz, sen neler söylemek istersin olarak Emre Kılıç abine? Tavsiyelerini bak. Sana tavsiyeler verdi. Bunları mutlaka dikkate al. Evet. Senin bana tavsiyelerin var mı? Vallahi gol atmaya devam edin.
Emre abin gollere devam etsin diyorsun. Tabii zaten işte bir aksilik olmazsa. Teşekkür ediyorum ama Emre abinin hatırına atsın bari. O son söylediğini anlayamadım. Sen? Bir daha söyler misin? Ben teşekkür ediyorum aslında. Ama Emre evet. abi hatırı için atabilir yani. Tamam. Evet bak yani Emre seni sevdiği için güzel kardeşimiz Beşiktaşlıyım ama fark etmez o yeter ki atsın diyor senin için. Ben ikinize de başarılar diliyorum. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tabii 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ki Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı tarihin bir yıl dönümünü yaşıyoruz. Tabii bu süreçte evlerdeyiz ama işte biz de bu şekilde 19 Mayıs coşkusunu evlerden kutluyoruz. Yani bu heyecanımızdan bir şey kaybetmeden evlerden kutlamaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Umarız bir sonraki 19 Mayıs kutlamaları yine coşkuyla yaparız. Daha iyi şartlarda yaparız ama böyle de fena olmuyor. Bak bu sayede işte yeni yeni projeler ortaya çıkıyor. İşte bir genç futbolcu kardeşimizin evet. hayalini gerçekleştirdik. Çok ne teşekkür ediyorum ben ya. Sizlere. Başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir genç sporcunun hayalini gerçekleştirdik bu proje kapsamında. Ecem Naz, 13 yaşında bir futbolcu kardeşimiz. Türk futbolunun yükselen değeri, Süper Lig'in önemli ismi Emre Kılınç'la bir araya geldi. Karşılıklı onları konuşturduk ve birbirlerine Emre abi, Emre'nin tavsiyeleri, Ecem Naz'ın sorularını cevapladı sevgili Emre. Çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun.